Herkese merhaba. Ben Aslı Özilmaz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ilk kez Massant Parfüm'den aldığım bazı parfümleri deneyeceğiz. Ben de bunlarla ilgili yorumumu sizlere anlatacağım. Daha önce Instagram sayfamda bununla ilgili paylaşımda bulunmuştum. Ve bugüne de bu videoyu sizler için hazırlamak istedim. Şimdi ben alışverişimi online olarak yaptım. Böyle gördüğünüz kutu ile geldi bana çok güzel paketlenmiş bir şekilde ve içerisindekiler de havalı paketlere de sarılmıştı. Herhangi bir şekilde deformasyon yoktu. Niş parfüm kategorisinden merak ettiğim bazı parfümleri almak istedim. Bunların daha önce şöyle söyleyeceğim. Orijinallerini yani asıllarını hiçbir şekilde ben denemedim. İlk kez bunları aldığımda kokuları denemiş oldum. Fakat biraz araştırınca Mascent parfümün orijinal parfümlere çok çok yakın muadiller ürettiğini öğrendim. Özellikle Instagram'dan çok severek takip ettiğim sevgili gurman hunter'a da yorumları için de çok teşekkür ederim. Ona da böyle birkaç tane sorum olmuştu. Kendisi de bana çok tatlı cevaplar verdi. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben parfümleri yorumlamaya başlayacağım. Önce elimdekileri size göstereyim. Böyle 15 mililitrelik olarak tercih edebiliyorsunuz. Bir de büyük şişeler de var. Ben açıkçası 15 mililitrelik tercih etmeyi daha mantıklı buldum. Hem parfümü denemek, beğenmezsem sonrasında kullanmayacaksam da çok fazla üzülmeyeyim diye. Onun dışında bir de çanta taşımak için de çok uygun boylar. Hepsi böyle ayrı ayrı kutulu olarak geliyor. Neleri aldım? Şimdi sırasıyla bunların hepsini size anlatacağım. Kokuları anlatacağım. Notalarından da bahsedeceğim. Ben açıkçası aldığım günden beri de sürekli hem kendime hem eşime sıkarak bunların hepsini evin içinde de deniyorum. Onu da beğendiği bazı parfümler de oldu. Hani böyle diğer bir gözde gerekiyor ya bazen. Özellikle biz kadınlar böyle sıktığımız parfümler, erkekler ne düşünüyor acaba parfümlerimiz hakkında diye merak ettiğimiz için. Onun yorumlarını da arada size söyleyeceğim. Kocaman bir kağıda hepsini tek tek hazırladım. Notalarını yazdım. Bana hissettirdiklerini size anlatırken unutmayayım diye hepsini hazırladım. Şimdi sırayla başlayalım o zaman. Böyle gayet şık. Küçük böyle siyah 15 mililitrelik. Üzerine de kendileri parfümlerin isimlerini böyle stickerla yapıştırmışlar. Hem karton kutunun üzerinde yazıyor hem de bunun üzerinde yazıyor. Sonrasında karıştırma şansınız da olmuyor zaten. Çok güzel bir sprayer var. Püskürtmesi gayet iyi. çanta taşımak için gayet uygun. Işığa baktığınızda ışıkta böyle ne kadar azaldığını da görebiliyorsunuz. Böyle koyu renk, siyah renkte olsa. E, şişeleri çok beğendim. Yani pazarlama olarak hani bu ambalajlama şeklini beğendim. Gelelim kokulara. Dediğim gibi Massent'ten ilk alışverişim oldu bu. Parfümlerin kalıcılığı gayet başarılı. Alkol kokusunu yok denecek kadar hiç almıyorsunuz. En güzel tarafı da bu oldu pek çok parfümü ilk sıktığınız anda böyle birden burnunuza hemen anında kokladığınızda bir alkol kokusu gelir bunda onu da almadım yani içerisinde kullandıkları esanslar bence gayet başarılı gibi geldi bana kalıcılığı da çok çok güzeldi elimdekilerden ilki bu ilk açtım parfüm de Marley'nin Delina Exclusive olan parfümü Delina'yı ben böyle minik dekant olarak daha önceden almıştım. Klasik Delina'da böyle güzel bir gül kokusu ama fresh yeşil bir gül kokusu var. Bu aslında bana birazcık Flora Botanica'yı, Balenciaga'nın Flora Botanica parfümünü de çok anımsatıyor. Ben Flora Botanica'yı da çok seviyorum ve zaten size yaz favorilerimde o parfümden bahsetmiştim. Sanki o gül kokusunun yoğunluğunu baskılayan yeşil notaları da çok güzel alıyorsunuz bunda. Ben Delina'yı çok seviyorum. Klasini çok seviyorum. Delina Exclusive de o yüzden acaba nasıl bir parfüm diye merak ettiğim için buradan Massen parfümden ilk önce ben Delina Exclusive aldım. Ve zaten eve gelince de ilk denediklerimden bir tanesi buydu çok merak ettiğim için. Şimdi Delina Exclusive olanı klasik Delina'yla bence hiç ilgisi yok öyle söyleyebilirim. Şöyle söyleyeceğim size klasik Delina'yı bir şekilde denediyseniz ve Exclusive'i hala denemediyseniz çok hafif. Yani böyle çok dipten, alttan bir benzerliği var ama Delina Exclusive kesinlikle kışa, sonbahara daha uyacak olan bir parfüm. Klasik Delina'yı dört mevsim yazın da çok güzel kullanırsınız. Çünkü yeşil notaları çok fazla. O böyle hiç sıkmayan, baymayan, fresh, ferah. Böyle yazın sıkın. O yazın sıcağında bile sizi bunaltmayacak, ferahlatacak olan bir parfüm bence Delina. Exclusive de ise bunu yazın kullanamazsınız gibi geliyor bana. Bayağı yoğun yani. Ve ben şöyle söyleyeceğim. Klasik Delina'ya bayılsam da buna ne yazık ki bayılamadım. Yani Delina Exclusive benim beğenmediğim parfümlerden bir tanesi oldu. Bu aldığım seri içerisinde hatta beğenmediklerimden bir tanesi oldu diyebilirim. Yine kullanırım. Ben bunu bir şekilde kullanırım ama yani böyle çok da bayıla bayıla kullanmam açıkçası. Alternatiflerim varken buna gitmem. Bunun içerisinde gül var. Tatlılık olarak kışa uygun demem sebebi içerisinde vanilya var. Yoğun vanilyayı da algılıyorsunuz. Klasik Delina'da rhubarb yani ışkın varken bunda liçi armut ve bergamut var üst notalarda. Zaten o sanırım klasik olan Delina klasikteki o hafif böyle bir buruk havayı veren o ışkın notasından kaynaklanıyor herhalde. Ben onu yani o ekşiliği o böyle freshliği böyle biraz ağzı sulandıran bir freshlik ve ekşilik var onu çok seviyordum. Bunda onu bulamadım. Bu çok böyle meyveli bir parfüm gibi geldi. Meyveli, tatlı. Tamam, gül notası da var ama böyle yani hani çok fazla bir özelliği olan bir parfüm gibi gelmedi. Yani o yüzden şunu söyleyeceğim. Ben klasik Delina'yı ilk kokladığımda wow olduysam da bunda hiçbir şey olmadı yani öyle söyleyeyim. Bu bildiğiniz böyle meyveli, vanilyalı, işte amber var içerisinde falan böyle bir parfüm. 3-4 saat sonrasında çok böyle burnumu artık koluma, elime soktuğum zaman kokuyu çok fazla duydum. Kazakların falan kıyafetlerin üzerinde daha fazla kaldığını söyleyebilirim ama tendeki kokuyu çok uzaktan duymamaya başlıyorsunuz 3-4 saat sonrasında. Belki tazelemek gerekebilir eğer bu tür kokuları seviyorsanız. Benim yorumum bu şekildeydi. Şimdi gelelim ikinci sıradaki. Çok merak ettiğim yine niş parfüm markalarından oldukça meraklısının seveninin olduğu Amouage'ın Dia Femme isimli olan parfümü. Dia'yı ben çok merak ediyordum. Çok övülüyordu çünkü. Bu tür çok pahalı parfümlerin dediğim gibi ya dekantını alıp denemek ilk başta ya da bu Massent versiyonu gibi çok yakın muadillerini denemek en azından o parfümleri kör alış yapmamak adına bence çok mantıklı. O yüzden ben Dia'nın da kokusunu çok merak ettiğim için Massent versiyonunu denemek istedim. Şimdi bu kesinlikle sabun kokusu. O kadar na, nasıl ya sabunun markasına gözümün önüne geliyor. Ya yani kokladığım anda lüks sabunun, beyaz lüks sabunun böyle paketli. Üzerine de klasik o lüksün böyle kapağında duran o kadının bir görüntüsü vardır. Eskiden böyle marketlerden lüks sabun alırdık. Yan duran şöyle hafif bir kadın vardı. Ve böyle paket yan taraftan kapalı olur ya böyle sabun kalıplarının. Arasından ben koklardım hemen böyle sabun nasıl kokuyor diye. Beyaz lüks sabunun kokusunu alıyorum ben bunda. Dove'a da benziyor. Dove'un beyaz dol böyle klasik dol sabuna da benziyor ama direkt lüks sabun. O kadar benziyor ki. Hani böyle bazen çamaşırların arasına falan da sabun kalıpları koyulur. Hani o koku böyle çamaşırlara, iç çamaşırlara yayılsın, temiz temiz koksun diye böyle çekmecelerde yaparlar ya. Yani bu direkt, direkt lüks sabun. Lüks ve dol sabun arasında bir koku. Zaten, şimdi notalarından bahsedeceğim size. Zaten bunun içerisinde aldehitler var. Bu aldehitler zaten sabunsu notalar böyle işte birazcık daha pudralı sabunsu bu havayı temiz havayı vermek için. Siklemen çiçeği var. Menekşe yaprağı, ada çayı, bergamut, incir diye söylemiş. Orta notalarda Peoni yani şakayık var. Türk gülünün yağı var. Portakal çiçeği, şeftal çiçeği gibi çiçekler var. Alt notalarında da beyaz misk, heliotrop, sandal ağacı, tütsü, vanilya, sedir ağacı, gibi böyle odunsuz notalar da var. Yeni yıkanmış çarşaflar düşünün. Veya da tatile gidiyorsunuz, otelde kalacaksınız. Çarşaflar serilmiş, üstüne yeni kalıp sabunlar atılmış. Odaya ilk kez siz giriyorsunuz, siz kullanacaksınız. İşte sabunlar, havlular böyle orada üst üste duruyor yeni temiz. Onlar nasıl kokuyorsa böyle kokuyor. Yani bana direkt bu koku böyle sabunsu, temiz, beyaz çarşaf, beyaz havlu, böyle bembeyaz ama Hani bu kokuyu, bu hissiyatı veren bir parfüm olduğunu söyleyebilirim. Çok güzel olmasına rağmen şu anda pek kullanmayı düşünmeyeceğim parfümlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Ama çok böyle dediğim gibi sabunsu notaları seviyorsanız ve böyle beyaz sabunlar gibi temizlik kokmak istiyorum ben diyorsanız o zaman Amouage'ın Diafem parfümünün Massent yorumuna da bu şekilde bakabilirsiniz. Bir diğeri yine Amouage'dan bir ürün denemek istedim. Merak ettiğim parfümlerden bir tanesiydi bu da. Bu da Amouage'ın Lilac Love isimli olan parfümü. Ben yan tarafa orijinallerinin de şişelerini ekleyeceğim ki hangi parfüm olduğunu daha rahat görebilmeniz için resimlerini de buraya ekleyeceğim. Lilac Love adından da anlayacağınız gibi zaten leylak, leylak aşkı diyor böyle. Bir leylak deyince zaten kafada hemen o direkt çağrışım yapıyorsunuz lila rengine. Böyle eflatunlara, morlara falan gidiyorsunuz. Fakat onu geçin bir kenara. Amoaj'ın da zaten şişesi de çok güzel. Böyle bir eflatun leylak rengi de çok tatlı bir renkte. Fakat onun dışında bu parfümü kokladığınız zaman da direkt leylak kokuyor. Yani böyle net bir leylak kokusunu alıyorum ben. O kadar net ki. Şöyle söyleyeceğim. Benim şu anda oturduğumuz apartmanın önünde böyle baharda leylaklar açmaya başlıyor. O böyle mor mor salkımlar bütün evin önünde pencereye kadar falan geliyor. Direkt onun kokusu. Rengi de öyle, kokusu da öyle. Ben gözümü kapatıp kokladığımda zaten böyle lilalar, morlar falan hayal ediyorum. Böyle mor çiçekler, leylaklar, mor salkımlar. Bunların kokusu sizin hoşunuza gidiyorsa bu parfüm sizin parfümünüz olabilir. İlkbahara çok yakışacak olan bir parfüm. Tam böyle o havalar ısınıyor. Nisan ayında falan böyle yavaş yavaş artık montları falan atmışız, kazaklarla, ince kazaklarla veya hafif böyle üstlerle falan gezerken böyle doğada bir anda yeşillenip çiçeklenirken falan kesinlikle bu leylak kokusu çok güzel, çok böyle ilkbahara uyacak olan bir parfüm olabilir. Geçenlerde kızım şey seyrediyordu filmi, çok da severim ben. Bu Tim Burton'ın Alice in Wonderland, Alice Harikalar Diyarında ama Tim Burton versiyonu olan klasik normal filmi. Orada hani Alice'in böyle bir küçüldüğü hali vardır ya üzerindeki elbisenin içinde minicik kalır. O elbiseyi sonra üzerinde kendine göre böyle boyutlandırmış olarak küçük kapıdan geçerek böyle bir anda çalıların, ormanın içerisine çıkar. Çiçekler falan vardır etrafında böyle bambaşka bir dünyaya çıkar. Orada işte Alice'i canlandıran oyuncu ve o üzerindeki elbise bu parfümü sıkmış ya da ortalıkta bu parfümün kokusu direkt çiçeklerin arasına daldığında varmış hissiyatı yaratabilir. Öyle söyleyebilirim. O kadar böyle romantik böyle pudralı, güzel bir parfüm. Hatta bu parfümü bence 18-20 yaşına itibaren de rahatlıkla herkes kullanabilir. Yaşı olmayan bir parfüm olarak da söyleyebilirim. Evet bu da benim Amoj'un Lilac Love isimli olan Massent parfümü ile ilgili yorumumdu. Beğendiğim bir parfüm oldu. İlkbaharda tekrardan değerlendireceğim bunu. Gelelim iki tane Killian parfümüne. Killian'ın Good Girl Gone Bad isimli parfümünü ben çok beğeniyorum. Aşırı beğeniyorum. Onu da yine dekantını almıştım böyle küçük. Dekantını çok çok beğendiğim için ama çok güzel kokuyor. Ve bunu koklayınca ben direkt yazıya gidiyorum. Çok güzel bir koku bu. O kadar güzel ki ya yani hiç baymayan, kılıcılığı çok fazla değil, çok yayılımı da çok fazla değil ama yakınınızdaki insanları boğmayacak, baymayacak kadar güzel bir koku bence. Good Girl Gambit. Bunun ekstremini ben denemedim. İşte Gurman Hunter'la yazışırken birazcık onun söylediği ekstrem versiyonunda sümbülteber daha yoğunmuş. Ben sümbül teberin çok yoğun olduğu parfümlere çok fazla böyle biraz bunalıyorum, çok fazla koklayamıyorum ama bunun içerisinde de sümbül teber var. Fakat o beni hiç baymayacak, hiç böyle canımı sıkmayacak kadar güzel bir sümbül teber dozu var. Bu Kilian'ın Good Girl Gambed'ini o kadar çok beğendim ki daha sonrasında böyle tester şekilde olan bir şişesinde edindim ve bunu da böyle bitmesin diye. Bayıla bayıla kokluyorum, bayıla bayıla kullanıyorum. Çok güzel bir parfüm. Yani yazın ve ilkbaharda en sevdiğim parfümlerimden diye söyleyebilirim. Şimdi gelelim bugünkü hangi parfümleri anlatacağıma. İki tane Kilian'dan, hiç daha önceden denemediğim parfümlerinden bu Masent'ten aldım. Bir tanesi Rolling in Love isimli olan parfümü. Çok güzel kıpkırmızı bir şişesi var. Bu çok güzel bir parfüm. Ya bu gerçekten çok güzel bir parfüm ama kalıcılığı çok fazla değil. Yani bunu sıktığımda ben Böyle 3 saat sonrasında uçtu gitti gibi oldu. Tekrardan tazelemem gerekti. Ama ben bunu çok beğendim. Sürekli kullanmayı tercih edeceğim parfümlerden bir tanesi olur. Üst notalarında badem sütü, orta notalarında iris ve frezya ki ben frezya'ya bayılıyorum. Yani frezya bu Zaten bunu da sanırım birazcık sevmenin nedeni o. Böyle yollarda çiçekçi kadınlar vardır ya sürekli ben böyle hani bahar geldiği zaman ve bir demet çiçek almak isterim. Hep böyle hem eve götüreyim işte veyahut da gittiğim yere götüreyim. Güzel kokular olsun falan böyle bir an insan mutlu oluyor çünkü. İşte o çiçekçi kadınlarda frezyalar çıkmaya başladığı dönemde böyle renk renk, beyazı, sarısı, lila rengi böyle önlerine koyarlar. O frezyanın duruşuna görüntüsüne de hastayımdır. O kadar güzel bir çiçek bence. Çok böyle estetik, narin, böyle bir tane dalın ucuna hafif böyle orkideler gibi sıralanmış. Çok güzel bir çiçek bence. Ve bu frezya kokusuna da hasta oldum içerisindeki. Alt notalarında da yine sümbülteber, vanilya, tonka fasulyesi ve misk bulunuyor. Bunun kalıcılığı çok fazla olmasa da bence çok güzel bir parfüm. Çok beni yormayacak, sıkmayacak, etrafıma yayıldığı zaman da etrafımdakilerin de rahatsız olmayacağı. Kesinlikle iş yerinde veya çalıştığınız ortamda, kapalı yerlerde bile kimseyi rahatsız etmeyecek yayılıma sahip olan bir parfüm olduğunu söyleyebilirim. Çok beğendim. Rolling in Love, Killian'ın Rolling in Love'ın Massent yorumu çok güzelmiş. Sıradaki Massent yorumu olarak Killian parfümü ise Love, Don't Be Shy isimli olan parfüm. Bu parfüm belki sahip olanlar vardır içinizde, deneyenler vardır. Çok yeni bir parfüm değil ve... Aslında parfümün meşhur olmasını sağlayan da Rihanna. Rihanna'nın parfümü olarak bu böyle bir anda literatüre geçti. Herkes var Rihanna'nın parfümü buymuş. Biz de bunu bir merak ettik, kullanalım dediler. Şimdi bu Love Don't Be Shy'ı ben daha önce denemedim. İlk kez yine bu Massent yorumuyla ben bunu da deniyorum. Evet bu tatlı bir parfüm. Rolling in Love daha böyle çiçeksi bir freshlik vardı onda böyle ama fresh çiçek yani böyle çok boğmayan, baymayan çiçekler vardı. Bunda ise Tatlı beyaz çiçekler ama birazcık daha keskin beyaz çiçekler olduğunu söyleyebilirim. Daha böyle biraz şekerli bir parfüm bu. Bence bu zaten bu çok tatlı yoğun kokusundan dolayı da kışa ve sonbahara daha gidecek olan bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Şu an şu zaman bunun için ideal. Yine. Kalıcılığı çok çok fazla değil ama Rolling in Love'dan bir tık daha fazla sanki bunun kalıcılığı. Bana öyle geldi. Rolling in Love birazcık daha hemen böyle yok oluyormuş gibiydi. Bu birazcık daha işte bu tatlılıktan dolayı sanırım birazcık daha teninizde daha uzun süre kalıyor gibi. Yine böyle ama 10 saat 12 saat kendi hissettirecek bir parfüm değil öyle de söyleyeyim. E, genelde Kilian'ın parfümlerinin zaten böyle bir hani eleştirisi de var. Hafif böyle Kalıcılığının daha az olduğunu, daha tene yakın seyrettiğini söylüyorlar. Ki nitekim bunları denediğimde de ben bunu gözlemledim. Bunun üst notalarında neroli, pembe biber, bergamot var ve aynı zamanda koriyanda yani bu kişniş tohumu bulunuyor. Onun dışında orta notalarında portakal çiçeği, yasemin, gül ve iris bulunuyor. Alt notalarında da karamel, vanilya, şeker, mis civet, labdanum gibi böyle tatlı tatlı notaların hepsi bir araya gelmiş. Bu direkt marshmallow şekerleri gibi kokuyor. Böyle şeker yiyecek gibi oluyorsunuz yani kokladığınızda. O kadar tatlı bir parfüm. Biraz da ben bunu şeyi alıyorum. Yazın mesela biz hep Çınarcık tarafına falan giderdik küçükken. Orada böyle kornet yaparlardı. Dondurmaların kornetlerini dökerler ya böyle waffle gibi. Sonra böyle sararlar. Yeni yapılmış olan kornete de dondurmayı doldurup bize verirlerdi. İşte o dondurmacıların önündeki o kornetler yapılırken o yayılan bir koku vardır. Hafif Böyle o marshmallow'la yeni yapılan o kornet külahlarından çıkan böyle bir şekerli kokuyu ben alıyorum bunda. 4-5 saat sonrasında belki bir tazeleme gerekebilir. Şekerli tatlı kokuları sevenlere de yine Killian'ın Love Don't Be Shy isimli olan Masent yorumunu sizlere tavsiye edebilirim. Tom Ford'un Lost Cherry isimli olan parfümü. Lost Cherry böyle bir vişne parfümü. Zaten ambalajı da tamamen vişne renginde. Ben bunu daha önce denememiştim. Neden denemediğimi söyleyeyim. Çünkü ben vişne kokusunu böyle çok da fazla sevmem. Yani ne bir dekantını almak istedim bunun ne de böyle kalkıp da hani ya dur bir parfümü ben bir yerde sıkayım bir test edeyim bile demedim. Çünkü dediğim gibi o vişne kokusu bana birazcık itici geliyor. Nedenine gelince çocukluğa gidiyorum hani böyle hepsi geriye gidersiniz ya çocukluğundaki günlere geri gidiyorum çocukluğundaki anlara gidiyorum dersiniz. Tam ek meyve suları vardır böyle ama şişede olanlar. Küçük şişede böyle kapağını işte şişe açacağıyla açarsınız. Bir yere gidersiniz böyle meşrubat olarak hemen onu verirler falan. O tam ek meyve sularının vişneli olanları vardı çocukken. Hiç sevmezdim. Yani en sevmediğim meyve suyu vişneli meyve suyuydu. Öyle söyleyebilirim. Şeftali kayısı evet ama vişne suyunu ı -ı, böyle elimin tersiyle iterdim. Hiç sevmezdim. İşte o zamandan kalmış olan belki de o vişne suyunun böyle bende yarattığı bir antipati de olabilir birazcık çekinerek yaklaşıyordum. Sonrasında dedim ki bu Lost Cherry'i çok anlatıyorlar, çok övüyorlar. Herkes wow, süper, harika bir koku, muhteşem bir parfüm falan diyor. Bir de bunu ben de denemeliyim dedim. Ve Massent versiyonu sipariş ettim. Çok net bir badem alıyorsunuz. Onun dışında vişne likörlü olan çikolataların kokusuna daha çok benziyor. Üst notalarında vişne, acı badem, likör. Orta notalarında vişne, erik, türk gülü ve sambak yasemini. Alt notalarında tonka fasulyesi, vanilya, peru balzamı, benzoin, tarçın, sandal ağacı, sedir ağacı, karanfil, böyle kur karanfiller vardır ya onlardan vetiver ve paçuli bulunuyor. Aslına bakarsanız gayet güzel. O benim... Çocukluktan kalan vişne suyu kokusuna çok benzeyeceğini düşündüğüm kaygımı aldığını söyleyebilirim. Birazcık daha 25-30 yaştan itibaren daha güzel kullanılır gibi geldi bana. Sonbahar ve kış aylarında beğenerek kullanacağım ilginç parfümlerden bir tanesi oldu. Geldik son iki parfüme. Bunlar da Maison Margiela'dan merak ettiğim iki tane parfümdü. Maison Margiela'nın herkesin çok beğendiği replika serisi var. Ben replika serisinden herhangi bir parfümü daha önce kullanmadım. Ama çok çok merak ettiğim bu iki tane parfümünün sent aracılığıyla denemek istedim. Bir tanesi bunlardan By The Fireplace isimli olan parfümü. Şimdi bu parfüm aslına bakarsanız unisex bir parfüm. Bunu benim eşim de çok beğendi. Hatta ben bunu kullanırım dedi. E, bu sanırım birlikte ortak kullanacağımız parfümlerden bir tanesi olacak. Kesinlikle hem erkeklerin hem kadınların rahatlıkla kullanabileceği bir parfüm olduğunu başta söyleyeyim. Zaten adından da anladığınız gibi By The Fireplace böyle tam ateşin başında, şöminenin başında o böyle ağaç odun kokusunun hafif böyle yanık havasıyla birlikte aldığınız bir parfüm. İsimlerini zaten bu parfümlerin ilk başta size verdiği kokuyla özdeşleştirerek vermişler kesinlikle. Çok tatlı bir kokusu olduğunu söyleyebilirim. Kış dönemine çok uyacak bir parfüm. Şimdi öncelikle içerisinde üst notalarında yine bu böyle karanfil kurusu. Yani o kuru karanfiller vardır ya onlardan. Pembe biber Portakal çiçeği üst notalarında. Daha sonra orta notalarında kestane. Bu guayac wood denilen böyle bir özellikle Kuzey Amerika'da yetişen bir ağaç türüymüş. Bunun böyle bir kokusu yine odunsu notalardan. Onun dışında juniper, alt notalarında vanilya, peru bazlamı ve kaşmeran var. Böyle bunu sıkmışsınız sıcak böyle şömine başı böyle bir ortamdasınız. Böyle odun kokusu yanık o kokuyu alıyorsunuz biraz falan hem tatlı hem sıcak ama daha çok o odunsu ağaç kabuğu kokusu gibi eşinizle birlikte rahatlıkla kullanabileceğiniz çok güzel bir parfüm kalıcılığı bence gayet başarılı yani ben hem kendim sıktım hem eşime de aynı parfümden sıktım ee, onun üzerindeki kokuyu da ben çok rahat aldım gün sonunda bile ee, kendim de yine aynı şekilde üstümdeki giysilerdeki kokusu asla geçmedi. Hatta az önce söylediğim parfümler içerisinde en çok beğendiğim bu replika parfümleri oldu. Öyle söyleyebilirim. By the Fireplace kesinlikle orijinalini de almak isteyeceğim bir parfüm. Gelelim son olarak son niş parfüm kategorisinde söylenen aslında designer'a da kaçacak olan yine dediğim gibi Maison Margiela'nın bu Jazz Club isimli olan replika Jazz Club isimli olan parfümünün Masent versiyonu. Şimdi Jazz Club aklınıza gözünüze böyle bir sanki şöyle söyleyeyim. Mavi Ay dizisi vardı. Şimdi Mavi Ay dizisinde Bruce Willis'la Civil Shepard karakteri vardı ikisi. Ve böyle akşam sokaklara çıkıp böyle hafif yürüdükleri böyle sahneler falan vardı. Ve düşünün ki böyle bir yerde yürüyorsunuz. Ve yanında da birkaç tane böyle hafif caz kulüpleri. İşte akşama böyle geçmişler hava kararmış. Ve böyle içeriden bir loş ışık geliyor. Böyle biraz müzik sesi geliyor falan. Böyle bir ortam düşünün. Bu caz kulübün içerisinde zaten tütün notası var. Onun dışında da var. Tütün, rom böyle birleşmiş. Çok güzel odunsu notalar da buna eklenmiş. Aynı zamanda üst notalarında böyle hafif bir limonu da alıyorsunuz. Bir neroli de var. Yani böyle birazcık daha hafifletilmiş. O baymıyor. Yani tütün notasını çok çok yoğun, çok nasıl diyeyim sert olarak algılamıyorsunuz. Bu bana tamamen dediği gibi bir jazz kulübünü hatırlatacak bir parfüm olduğunu söyleyebilirim. Erkeksi bir parfüm ama kadınlar da rahatlıkla kullanır. Ben bunu çok severek de kullanırım. Yine eşim de bunu çok beğendi. Onu da söyleyeyim. Tabii şunu da söyleyeyim. Mesela çiçeksi notaları daha feminen parfümleri kullanmaya alışık olanlara belki birazcık zorlayabilir. Yine hafifletilmiş bir tütün versiyonu olduğunu da söyleyebilirim. Üst notalarında pembe biber, neroli ve limon. Orta notalarında rom, miska da çayı ve java vetiver yağı. Alt notalarında da tütün yaprağı, vanilya ve styrax denilen bir reçine. Kalıcılığı gayet iyi. Gün içerisinde 8 saate yakın rahat rahat hissettiriyor kendisini. Asla baymıyor. Etrafınıza rahatsızlık veren bir parfüm olduğunu düşünmüyorum. Hem by the fireplace hem de jazz club. Unisex olmasından dolayı alın eşinizle birlikte evde rahatlıkla kullanabileceğiniz parfümler olduğunu düşünüyorum. Ortak kullanım için de daha ekonomik olduğunu da söyleyebilirim. Diğer az önce söylediğim Kilian'ın parfümlerine nazaran bunların kalıcılığının çok daha fazla olduğunu gözlemledim. Kendimde bunu hissettim. Ben çok beğendim. Dediğim gibi ikisi de hoşuma giden parfümler oldu. Son olarak kapanışta en çok beğendiğim bu seriden söylersem zaten anlamışsınızdır. Bu replika serisinin By the Fireplace ile Jazz Club isimli olan parfümleri benim favorilerim oldu. Orijinalini de alıp denemek istediğim parfümler arasına girmiş oldu. Kullananlar, beğenenler lütfen aşağı yorumlarında yazsınlar. Onun dışında sıradan gidersem diğer beğendiklerimden de Killian'ın Rolling in Love. 3. sırada olarak söyleyebilirim sıralama yaparsam burada. Dördüncü sırada yine Killian'ın Love Don't Be Shy isimli olan parfümünü de buraya getiriyorum. Arkasından Lost Cherry'i beşinci sırada söylüyorum. Amouage Lilac Love, Daha sonra 6. sırada. 7. sırada Delina Exclusive'i söylüyorum. Ve 8. sırada da Amoj'un Dia Femme isimli olan parfümünü bu şekilde sıralayabilirim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Bence bu tür parfümleri, yüksek fiyatlı olan parfümleri en azından satın almadan önce bir deneyip karar vermek için Masent parfümlerden böyle birkaç tane özellikle de 15 mililitrelik olan bu küçük boylardan alarak denemek gayet mantıklı. Epey bir zaman geçirebiliyorsunuz. 15 mililitre deyip geçmeyin. Bu minik boylar o sample'lar gibi değil aslında. Epey uzun bir zaman kullanılabilecek boydalar. Çantada taşıması da çok uygun bence. Çok birebir aynısı değildir mutlaka ama o parfümün o havasını vermek için en azından nasıl koktu, ne tür bir parfüm bunu anlayabilmek için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen aşağıdaki beğen butonuna basmayı, kanalıma yeni geldiyseniz de abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda zil işaretine basarak bildirimlerinizi açarsanız haftada iki gün yayınladığım videolardan sizlere bildirim de gelmiş olacak. Instagram'dan da takip ederseniz eğer orada da yine kozmetik ürünlerle ilgili pek çok paylaşımda bulunuyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.